Kemal Korkut için 2017'den beri benim üzerimde devam eden baskılara inat, Kemal Korkut'un hakikatini her mahkemede, her duruşmada, her temas ettiğim insana aktarmaya devam edeceğim. Çünkü Sican annenin en azından çocuğunun haksız, hukuksuz bir şekilde katledilmesine ben tanık olduğumda yıkıldım. Bu nedenle de onun oğlunun hakikatini devam ettireceğim. Meslektaşlarım var. Yani Dicle Müftüoğlu benim çalışma arkadaşım. Yine Sedat Yılmaz çalışma arkadaşım, dostlarım, yoldaşlarım. Cezaevindeler. 2 gün sonra Dicle'nin duruşması görülecek. 14'ünde de Sedat Yılmaz'ın duruşması görülecek. Aslında onlar da aynen benim gibi boş gerekçelerle 8 aydır tutuklular. Dicle beni adliyede uğurlamaya gelmişti ama 2 gün sonra onun tutuklanma haberini aldığımda gerçekten kendimden daha çok üzüldüm. O yüzden yani insan tam sevinemiyor. Ama şunu biliyoruz, yani ülkenin içerisinde bulunduğu durum, bu faşizan yönetim er geç yıkılacak. Ben tutuklandığımda da bunu ifade etmiştim. Buna olan umudum, inancım tam. Çünkü hiçbir faşist yönetim, hiçbir faşist sistem uzun erimli kendisini sürdürememiştir. Muhakkak sonu gelmiştir. Bunların da gelecek. Bu faşist yönetimin sonu da hakikatle gelecek. Yani en fazla korktukları şey hakikatti. Bu hakikat sonlarını geri getirecek. Niye bunu söylüyorum? Bugün aranızda duruşma salonunda davayı takip edenler de vardı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ürettikleri tanık bile, itirafçı bile afallamaya başladı. Sorulan sorular karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Sağına soluna bakmaya başladı. Çünkü yalan üzerine tamamen emniyetin yönlendirmesiyle bir ifade verdirilmeye çalışılmış.